var. Faizlerle ilgili olarak da geleceğe dönük olarak şöyle bir durum var gene. Eğer Avrupa'daki kriz devam edecek olursa bizim bankalarımız kendilerine gerekli olan parayı, onların da çünkü zaman zaman para ihtiyaçları var. Onlar Avrupa'dan, çünkü orada faiz düşük olduğu için, enflasyon düşük, faiz düşük. Onlar oradan daha uygun fiyatlarla borçlanabiliyorlardı. Yani kendi para ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlardı. Şimdi eğer tabii ki Avrupa krizi olursa oradan para çekemeyecek. Sermaye gelemeyecek, yani yabancı sermaye gelemeyecek. Para Sonra bulamayacak, içeriye borçlanamayacak. borçlanır. İçeriye borçlanmaya çalışacak. İçeriye borçlanmak için de doğal olarak faizi yükseltmek zorunda Yükseltmesi. kalacak. Şimdi aslında ben çok böyle bu hani şeyin ekonominin hani hiç bilmeyen olarak cahil olarak kendimi Estağfurullah. addedecek olursam şimdi banka reklamları aslında çok şey söylüyorlar gibi geliyor bana hani şöyle bir medya tarafından yorumladığında. Bilirsiniz hani bu enflasyon çok yüksek olduğu zamanlarda özel bankacılığına geçtiği dönemlerde hep dolarınıza, markınıza o zaman mark vardı yüksek faiz diye hep piyasadan para toplama üzerine reklamlar vardı. Daha sonra bu reklamlar işte hani neye dönüştü son 10 yıl içerisinde? Kredi vermeye yönelik yani kredi kartı reklamları ve işte ev kredileri, araba kredisi noktasında kredi. Şimdi bakıyorum reklamlar şöyle başladı. Çok az da paranız olsa Hesabı şey var. yapın getirin hani evet mesela altın Altın hesapları hesabı. var ya da çok az paranıza bile hani biz güzel faiz veriyoruz gibi hani birikimin azı çoğu olmaz hani getirin gibi böyle reklamlar başladı. Çünkü Demek bankaların ki diyorum maliyeti yok. iç borçlanma başladı gibi. Ha, yani çok güzel yakaladınız. Çünkü mesela altın hesabıyla siz bankaya para yatırdığınızda, altın düştüğünde banka bundan avantajlı durumda. Yani Evet. sıfır faizle, sıfır maliyette para bulmuş oluyor. Yani biraz bu reklamların altında yatan bir diğer neden de bu. Şimdi tabii bunlar nereye kadar gider derseniz biraz tabii beklemek lazım. Şimdi yine Avrupa'daki bu hani krizin yani artması, yaşanması olayı tabii demin ifade ettiğim gibi bankalar doğal olarak ülke içerisindeki faizi yükseltmek yoluna gidecekler. Yani borçlanmak için. Hadi tamam altın hesabı. Şimdi bakıyorsunuz altın demin de ifade ettik. Çıkışını, tarihi çıkışını yaşadı. Şu anda yatay seyrediyor diyebiliriz, değil mi? Evet. Ha, o zaman ya ben buradan çok fazla bu artmaz düşüncesini duyuyorsak, yaşıyorsak doğal olarak da ne yapacağız? O hesaba yatırmayacağız. İşte onun için de mevduat olarak ne yapacaklar? Daha yüksek bir faizden para toplamaya çalışacaklar. Hatta geçenlerde işte bu faizler yüksek olunca Merkez Bankası bankalara çok düşük bir oranla onlara destek vermeye çalıştı, verdi. Yani para verdi ki sırf faizi yükseltmesinler diye. Ama tabii Merkez Bankası'nın bu şekilde bir desteği de daha çok hangi yolla olacak? Para basması yoluyla olacak. Zaten enflasyonu getirecek O da biraz. o zaman enflasyonu getirecek. Yani bazen işte ekonomide böyle tavuk mu yumurta, yumurta mı tavuk ki tartışması biraz burada kendini gösteriyor. Yani kullandığınız enstrümanları değerlendirirken çok dikkatli bir seçim yapacaksınız, tercih yapacaksınız. Ama mesela burada şunu tekrar ifade etmem gerekirse, yani Merkez Bankası para politikası araçlarını çok rahat kullanıyor. Nedir mesela para politikası aracı dediğimiz olaylar? Bir kere açık piyasa işlemleriyle piyasaya rahat giriyor, döviz alıyor, döviz satıyor. Yani nakit sıkıntısına göre veya Türk parası işte mesela hazine bonosu, işte kısa vadeli olanlara hazine bonosu diyoruz, uzun vadeli olanlara tahvil diyoruz. Onlarla borçlanmayla piyasaya giriyor. Sonra kanuni karşılık oranı, muzam karşılık oranı diyoruz. Bu nedir? Özellikle şu anda bankalar bunu çok kullanıyorlar. O da şu, şimdi bizim bankacılık sistemine güven duymamız için mesela bankaya para yatırıyoruz. 100 milyar gittik yatırdık. 2 aylığına yatırdık mesela veya 3 aylığına yatırdık diyelim. Güzel de bir faiz aldık. Şimdi bana para lazım oldu. Ben biliyorum ki bir ay sonra gittiğimde bankadan ben bu parayı alabilir miyim? Alırım ama ana paramı alırım. Faizi almam. Bunu biliyoruz, değil mi? Evet. Yani Tabii. faiz almayacağız, ana parayı alacağız. Peki banka bu parayı boş boş mu tutuyordu? Yani benim ona verdiğim 100 milyarı benim kara kaşıma, kara gözüme orada saklıyor değildi, değil Tabii mi o da o bunu? parayı işletiyordu bir şey. Şimdi ne yapıyor? Merkez Bankası bankaya diyor ki sana yatırılan her paranın yüzde mesela atıyorum eğer piyasaya
paranın girmesini çok istiyorsa, yani piyasaya para girsin diyorsa, diyor ki sana yatılan her paranın %5'ini kasanda tutacaksın, %95'ini kredi olarak ver. İster kendin kullan, ister dışarıya kredi olarak sat diyor. Diyelim ki piyasaya para girmesini çok istemiyorsa, o zaman kanuni karşılık oranı veya zorunlu karşılık oranı diye geçer. Onu %10 belirliyor. Diyor ki %10'unu kasanda hazır tutacaksın, %90'ını diyor kredi olarak ver veya kendine kullan. Ha işte her yatırılan paranın bu %10'ları işte birikiyor bankanın kasasına. İşte bankanın kullandığı bir kaynakta, sıfır maliyette kullandığı bir kaynakta bu olmuş oluyor. Evet. Yani ha bunu ayarlıyor. Mesela bu oranı saptayarak bankaları rahatlatmaya çalışıyor. Mesela evet. Merkez Bankası. Şimdi peki ekonomide mesela Merkez Bankası'nın aldığı politikalar, işte bankaların kendileri için düzenlemiş olduğu çalışmalar bireysel olarak insan ekonomiyi etkiler mi? Yani bizim mesela altın olan tercihimiz, dolar olan tercihimiz çok önemli etkiye sahip olur mu? Hani bireysel davranışlarımız. Bireysel davranışlarımız. Mesela derlerdi ki işte mesela doların artmasını istemiyorsanız dolar almayın, ama hani bizim alacağımız 50 dolar 100 dolardan piyasa ne kadar etkilenir? Ya da hani bir çeyrek altında bir şeyle altının fiyatı artar mı? Hani. Şimdi tabii burada 73 milyonluk bir ülkede tabii gelir dağılımına baktığımızda eşit bir gelir dağılımı yok. Yani tabii. %20 pastanın %40'ını alıyor. Diğer %20 asgari yaşam standardını da sağlayamıyor. Biraz tabii bu adaletsizler var. Ha, şimdi burada neye bakmak gerekiyor? Büyük çoğunluğun ne yaptığına, ne yapabileceğine bakmak gerekiyor. Demin de ifade ettiğim gibi artık toplumun bilinçlenmiş olması, hatta bir sohbet sırasında siz dediniz nerede bir yerde ekonomi çocuklar duymasına mı dediniz, böyle bir program yapıl dediniz. Şimdi hep bir bilgilendirme, bilinçlendirme var. Şimdi mesela demin ne dediniz siz de aynen şunu ifadeyi kullandınız. Altına daha evvel yatırım yapsak doğruydu ama şu anda paranız varsa altına yatırım yapmayı düşünür müsünüz? Evet, düşünmeyiz. Düşünmeyiz şu anda. Tabii. Ha neyi bekleriz? Mesela şahsım olarak ben diyeyim, neyi beklerim? Avrupa'daki krizi beklerim. Hı hı. Yani o 5 ülke ödemesini Fransa, Almanya yapıyor mu? İngiltere'ye yapıyor mu? Çünkü onların da var, İngiltere'nin de var. Bunları yapayım, bunları takip ederim. Eğer bunlarda olumlu bir gelişme görüyorsam ki hani kendini sürdürebiliyorsa, o zaman altına yatırıma gerek yok. Evet. Ha ama tabii ki daima ben şunu öneriyorum. İhtiyatlı olmak anlamında da sepetinize bir miktar gene altın, bir miktar döviz, bir miktar Türk parası, yani yerli parada kalmak gerektiğini düşünüyorum. Yani ben mesela genelde yerli parada kalmayı tercih eden bir yapıdayım. Tabii bunlar paranız varsa sepetlere koyarsınız. Bir de borç var yani. Hangisine borçlanmalı, hangisine borçlanmamalı? O çok doğru. Bu da güzel bir tabii soru. Vallahi onu da kısa vadeli borçlanmak gerekiyor. Ama herhalde sabit olan borçlara gitmek gerekiyor. Yani ihtiyatlı olmak anlamında. Hani mesela şu anda evet döviz cazip görünüyor. Yani şu anda tekrar cazip görünüyor. Ama yani şimdi dün okuduğum bir haberde işte İran'ın Temmuz ayında Amerika ile bir savaş başlayabilir ifadesi. Yine Suriye'de her an bir kıvılcımın oluşması olayı. Etrafımız çok karışık. Etrafımız biraz karışık. Coğrafyadaki yerimiz farklı. Şimdi tamam Amerika, Obama ciddi bir hani güzel bir uyum var. Bu bölgede Türkiye'yi lider bir ülke olarak da ifade ediyor. Ama şimdi orada da seçim var. Şimdi bakın burada şu da var. Avrupa'nın da biraz işi zor. Çünkü hepsinde de seçim var. Hepsinde de seçim olduğu için onlar da seçimi kurtarmak için bazı popülist yaklaşımlar içerisinde olacaklar. Çok radikal, sarsılacak. Bütçeleri sarsılacak. Çok radikal kararlar almayacaklar. Alamayacaklar. En azından kendilerini kurtarmak için. Yani Sarkozy'nin yani yaptığı bu da gene bir oy almak için bir hamle değil mi? Yani kendi şeyine baktığımız.